Başkanım, 40 kota demiştiniz hedefimiz. Bu 40 kota için Doğru. bu bir senelik süreç bir manada avantajlı olabilir mi? Yani 40 kotaya ulaşma açısından. Yani ulaşma açısından avantajlı olabilir mi? Tabii ki bu dönemde de olsa işte Haziran'ın 29'una kadar kota alma günümüz vardı atletizmde. Biz o güne kadar bütün planlarımızı ABC olarak hazırlamıştık ve bu planlar doğrultusunda da ilerlemeye devam ediyorduk. Ama bundan sonra yeni bir yıl daha eklenmiş oldu. Şimdi atletizmde de diğer branşlarının birçoğunda olduğu gibi puanlama sistemi var. Yani süresi dolan puanınız düşüyor. Onun için düşen puanların yerine yenilerini koyabilmek için sürecin biter bitmez yeni yarışların yapılması, o yarışmalarda da çocuklarımızın puanlarını tekrar toplayabilip o puanlarla birlikte kotalarını alabilmesi gerekiyor. Bunun için tabii dünyadaki bütün ülkelerde olan yarışmaların iptal olmasından dolayı bir kasılma, bir sıkıntı olacaktır ama bu sıkıntıyı inşallah hep birlikte aşmak için hem Avrupa Atletizm Birliği ile hem Balkan Atletizm Birliği ile ki her ikisinde de yöneticiliğimiz olduğu için görüşüyoruz. Onlarla da bu süreç biter bitmez hemen hızlıca çeşitli ülkelerde yarışmalar düzenleyerek bu çocuklarımızın elde etmiş oldukları puanlama sistemindeki kotalarını da ellerinde tutarak olimpiyata gitmelerini sağlamak istiyoruz. Başkanım, biz bu kota aldığımız veya hedeflediğimiz kotalarda hangi branşlarda madalya ümidimiz yüksek? Tabii atletizmde şimdi madalya ümidi her branşta olabilir, olmayabilir de. Ama bizim ana hedeflediğimiz branşlardan yürüyüş var. 200 metrede yine Ramil Guliyev var. 400 metre engellide Yasmani Capello var. Çekiç atmada Özkan Baltacı, cirit atmada Eda Tuğsuz, yürüyüşte Meryem ve Salih Korkmaz, maratonda Kaan Kigen Özbilen, Yavuz Ağrılı. Bunlar bizim olimpiyatta inşallah hedefte olan ilk 3 hedefiyle şu an hazırlanan çocuklarımız. Bunlarla birlikte Eşref Apak işte dördüncü kez olimpiyata gidecek. Burada attığı derece Allah nasip ederse inşallah olimpiyatta da attığında o dereceyle kürsüye çıkma şansı elde edebilecek durumda. İnşallah bunların yanında da 4x100 bayrak takımımızda yine final grubunda ve madalya grubunda olabilecek bir ekibimiz var. Bunların hepsi olimpiyatta çocuklarımızın yine işte 5000, 10000'de Yasemin Can'ın şansı var. Bunların hepsi madalya olabilecek yarışmalar. İnşallah olimpiyatta tarihimizdeki en iyi olimpiyatı geçirmek için hedeflemiştik 2020'yi. 2021 oldu. Çocuklarımızın da ifadesiyle 2020 de olsa, 2021 de olsa, 2022 de olsa biz o kürsüleri göreceğiz inşallah. Onun için de Gençlik Spor Bakanlığımızın ve hükümetimizin bize vermiş olduğu bu destekle bu koronavirüsü musibetinden çıkar çıkmaz yapılacak olan büyük şampiyonalar ve olimpiyatta ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Atletizm bütün spor branşlarını, bütün hareketleri kapsayan bir spor branşı olduğu için yapacakları her hareket atletizmdir. Onun için evde sağa solu kırıp dökmeden yapabilecekleri bütün hareketleri yapsınlar. Ama çok hızlı hareket etmeye gerek yok. Stabil hareketlerle de kendimizi rahat ve evde tutabiliriz. Esnetme hareketleriyle eklemlerimizi rahatlatabiliriz. Bunlarla birlikte mekik, şınav, herkesin bildiği hareketler. Bunlarla da gücümüzü, kondisyonumuzu koruyabiliriz. Yarım squat dediğimiz oturup kalkma hareketleriyle, parmak ucuna çıkıp inme hareketleriyle, duvar itme hareketleriyle, duvarda diz çekme hareketleriyle kendimizi de bedenen zinde tutabiliriz. Evde kal Türkiye dedik. Evde kalırken de Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Biz Bize Yeteriz kampanyasıyla tüm Türkiye'de gücü yeten herkesin gönüllülük esasıyla Biz Bize Yeteriz kampanyasına destek olmasını arzu ediyoruz. Biz kendimize düşeni yaptık. Herkesin kendine düşeni yaptığına inanıyoruz. Biz bize yeteriz. Biz Türkiye'yiz.